Merhaba gençler. Yepyeni bir üniteye geçiyoruz. Biliyorum gazlarda yoruldunuz, direndiniz. Hocam yamulduk bu gazlar konusunda dediniz ve çıkışı sağladık. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi buraya da başlarken tekrar söyleyeyim. Gazlar hocam tam oturmalı, kafam karıştı, soruları çözemiyorum da diyebilirsin. Gazlar absürt bir konu gençler. Hani bazılarını çok basit geliyor ama bazılarınız diyor ki hocam ben hiçbir şey anlamıyorum buradan diyor. Korkmanıza gerek yok. Bundan sonraki göreceğimiz hiçbir yer gazlarla bağlantılı değil. Yani yepyeni bir sayfa açıyoruz aslında burada. Burası birazcık TYT'nin konularıyla bağlantılı bir sistem. Sadece sayısal hesaplamalarına geçtiğimizde yepyeni bir şey öğreteceğim size. Ama sözel mantıkları şu anda TYT'nin üzerine koyduğumuz bölgeler. Mesela TYT'deki hangi konuyu göreceğiz şimdi? Çözücü, çözünen etkileşimleri. Ne demektir yani hocam? Olay şu. Çözücü ve çözünen oluşturduğu karışımlara biz ne diyeceğiz? Homojen karışım. Yani çözelti adını vermiş olacağız. Peki hocam, çözeltileri fiziksel hallerine göre biz nasıl inceliyoruz? 3 sınıfta inceleyeceğiz. Katı, sıvı ve gaz formatında olmak üzere 3 tane çözelti sınıfımız olacak. Peki hocam, bu ünite boyunca bahsedeceğimiz bütün çözeltiler sıvı çözelti olacak. Hatta arkadaşlar birkaç tane ünite boyunca da hep sıvı çözeltilerden bahsedeceğiz. Çünkü suda çözülmüşler artık bizi ilgilendirmiş olacak. Peki hocam çözüm olayını iyi anlayabilmemiz için TYT'deki neye hakim olmamız lazım? Kimyasal türler arası etkileşimlere. Yani iyon dipol, dipol dipol, indüklenmiş dipol falan diyorduk ya. Bunlara hakim olmamız lazım. Bu konunun ilk başı için bize burası gerekiyor. Peki hocam nasıl bir sistemden bahsediyoruz o zaman? Şimdi burada zayıf etkileşimlerden bahsedeceğiz. Zayıf etkileşimlerin en büyük özelliği moleküller arasında olmasıydı. Atomlar arasında olana güçtü. Kim güçlü demişti? Kovalent, iyonik, metalik. Moleküller arasındaki gördüğün etkileşimde ne olacakmıştı arkadaşlar? Zayıf etkileşimde. Zayıf etkileşimi iki kolda inceliyorum. Van der Waals ve hidrojen bağı etkileşimleri şeklinde. Peki hocam Van der Waals da kendi arasında bir daha nasıl ayrılıyor? Dipol dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Yani kısaca lanın diye bahsediyorduk. Hatta demiştik ki hocam dipol deyince aklımıza kim gelsin demiştik. Polar gelsin demiştik. Dipol deyince aklına polar gelsin. Bu ne demektir? İki polar molekül arasındaki göreceğin etkileşim. Bir iyon bir polar molekül arasındaki göreceğin etkileşim. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, polar olmayan yani apolar apolar arasındaki göreceğin ya da soy gazlar arasındaki göreceğin etkileşim olacaktı. Peki geldik aşağıya hidrojen bağlarına. Bunun şartları vardı gençler. Ne demiştik? Birinci şartımız fon grubu elementlerine sahip olacaktı. Daha sonra fon grubu elementlerinin hidrojen ile yaptığı etkileşime biz ne diyecekmişiz? Hidrojen bağı. En genel karşımıza çıkacaklar. HF, H2O, NH3 gibi yapılardır. Ya da herhangi bir organik yapıya eğer ki OH kökünü bağlı gördüysen burada kesinlikle hidrojen bağı vardır dersin. Ya da bak organik bir yapı en sonunda gene kim var gibi? OH var gibi. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Gene kim bağlıdır diyeceğiz arkadaşlar burada da hidrojen bağı yeteneği vardır. Hatta hidrojen bağı için kolay olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim ana mantığımız flor, oksijen ya da azot elementlerinden bir tanesi. Bak elementlerinden bir tanesi. Gidiyor bir tane hidrojeni bağlı oluyor. Daha sonra bu hidrojen de gidiyor başka bir moleküldeki flor oksijen ya da azota bağlanırsa işte bu iki molekül arasındaki gördüğün şu etkileşime biz ne diyeceğiz? Hidrojen bağı. Şart çok basit gençler. Fon grubu elementlerinden herhangi birisi bir hidrojene bağlı olacak. Daha sonra bu hidrojenle gidip başka bir moleküldeki fona bağlı olursa iki molekül arasındaki gördüğün etkileşim neymiş arkadaşlar? Hidrojen bağı şeklinde karşımıza geliyor. Şimdi birkaç tane bir örnekleme yapalım burayla ilgili. Diyoruz ki ilk bir iki tane kuraldan bahsedelim. Benzer benzeri çözer diye bir ikiden bahsediyoruz. Bu ne demekti? Eğer ki bir polar çözücün varsa bunun içinde polarları çok iyi çözersin. Başka iyonikleri de çözersin. Çok 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 az bir şey apolarları da çözeriz ama biz sanki çözmüyormuş gibi kabul edeceğiz bu ünitede. Tamam mı? O yüzden biz polar poları çok iyi çözer, apolar da apoları çok iyi çözer diyeceğiz. Buraya biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Benzer benzeri çözer ilkesi. Yani La Chatelier prensibi şeklinde bir prensipten bahsetmiş olacağız. Peki çözüm aşamasında hocam kim daha kuvvetli, nasıl bir kuvvetli etkileşim var dersek şu. Hidrojen bağları zayıf etkileşim kuvvetleri arasındaki en güçlüsüdür. Daha sonra İyon dipol, sonra dipol dipol. Ancak şurada şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bazı kitaplarda burası ters veriliyor. Doğru, sıkıntı yok. İkisinde de sıkıntı yok. Çünkü burada çok fazla istisnai yapı var. Bazen iyon dipol dipol dipolden güçlü oluyor. Bazen de dipol dipol iyon dipolden güçlü oluyor. E peki hocam ben hangisini cevaplayacağım? Hiçbir soru sana şu ikisini kıyaslamayı sormaz. Hiçbir soru. Bu yüzden şöyle yapar. En güçlü etkileşim
Bu ikisinden birisi beyin zayıf etkileşimi sorar. Her zaman için soru şekli böyle gelir. O yüzden kafanı hiç karıştırmana gerek yok. Hocam iyon dipol mü, dipol mü daha güçlüydü? Karıştırma kafanı. Sadece ana mantığımız neymiş arkadaşlar? Hidrojen bağları. En küçük de London etkileşimleri. Diğerleri de neredeymiş? Ara bölgede yer alacak diyecekmişiz. Peki gelelim birkaç tane daha öncülüğe. Moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinin yakın olan maddelerin oluşturduğu çözeltilere ideal çözelti diyorum. Eğer ki iki tane moleküller arasındaki etkileşim yakınsa bunlar idealdir. Niye? Birbiri için de çok güzel çözünürler. Çünkü benzer benzeri çözüyordu. Ama birisi çok kuvvetli, mesela diyelim ki hidrojen bağ içeri, diğeri de apolarsa birbiri içerisinde çözülmeyecek. Yani bunlar ideal olmayan bir çözelti haline gelmiş olacak. Çünkü çözemeyecek. Peki hidratasyon dediğimiz olay nedir? Hidra su demektir arkadaşlar. Herhangi bir maddeyi suyun içerisinde çözersen bu çözüm olayına hidratasyon ya da hidratlaşma diyoruz. Eğer ki su dışında başka bir maddede çözersen de biz buna solvatasyon ya da solvatlaşma adını vermiş oluyoruz. Peki genel olarak o zaman çözünme iki şekilde incelenecek. Bir, fiziksel çözünme diyeceğiz. Bu çözücü ve çözünen tanecikleri arasında herhangi bir kimyasal etkileşim olmuyor. Mesela suyun içerisinde şekeri attın, çözüldü. Suyu buharlaştın, şeker kaldı. Niye? Şekeri attıydın, geri elde edebildiysen fiziksel çözünme gerçekleştirdin. Ya da tuzu attın içerisine, ne yaptı? Çözüldü. Suyu buharlaştın, tuz dipte kaldı. Peki nasıl çözünme? Fiziksel bir çözünme. Peki hocam, bir maddeyi diğerinin içine attığın zaman bu sefer yepyeni bir maddeye dönüştürürsen, mesela çözünme çökelme tepkimeleri. İki maddeyi karıştırıyorsun, bir bakıyorsun dipte bir çökerek. İyi de başta yoktu öyle bir çökerek. Yepyeni bir madde oluşturur. İşte bu neymiş? Kimyasal çözünme. Ya da suyun içerisine sodyum katısını atıyoruz. Ne yapıyordu? Sodyum katısı patlıyordu. Neden? Çünkü kimyasal yapısını bozuyordu. Hidrojen gazı çıkartıyordu. Hidrojen gazı da yanıyordu. Peki nasıl bir çözünme gerçekleştirdin burada? Kimyasal. Niye? Türleri tamamen bozmaya başladı. İşte çözümü o zaman ben iki türde inceleyeceğim. Birisi fiziksel, bir diğeri de kimyasal çözünme. Peki hocam, fiziksel çözünme mesela nasıl görselde görecekler? Bazen bize soru veriyorlar, şöyle iyon görüyoruz. Aa hocam iyon var, iyonların ayrışmış, o zaman kimyasını bozdun deme sakın. Bu adam neymiş? Sıvıymış. Şu anda nasıl gözüküyor? Suda, suda. Bu ne demektir biliyor musunuz gençler? Suda çözüldüğü anlamına gelir. Bu yapılardan suyu uzaklaştırırsan anyon ve katyon birbirine elektrostatik çekerek geri eski haline döner. İşte bu çözümler fiziksel olarak nitelendirilir. Mesela Naci ile katısı. Suyun içine attım, sodyum arttı, iyonu. Klor eksi iyon. Nerede? Suda, suda. O zaman iyonik bir çözünme gerçekleştirdim. Peki hocam, başka nasıl bir çözünme örneği görebilirim? Mesela moleküler çözünme. Demiştik ya TYT'de, karbonhidratlar ve alkoller. Suyun içerisinde moleküler çözüm. Ne demek yani moleküler? Bak, Cl2H12O6, suya atmışım. Cl2H12O6. E hocam hiçbir şey değişmemiş. Aynen, değişmedi. Çünkü burada nasıl bir çözünme gerçekleştirdik? Fiziksel. Yapısını bozmadım. Ben nereden anlayacağım? Burası ne? Katıydı. Artık burası ne? Suda. Yani suda çözmüşsün anlamına gelir. Bak, C2H5OH etil alkol dediğimiz bir sıvıdır. Bak bu hangi fiziksel halde? Sıvı. Şu anda bir bileşik halinde. Peki çözüldüğünü nereden anlayacağım? Bu nerede şu anda? Suda. Suda ise bu ne yapmış oldu? Moleküler çözüldü çünkü yapısını asla bozmadı. Ve iki yapıydı. Karbonhidratlar ve alkoller sadece moleküler çözünüyor. Geriye kalanları iyonik çözünme şeklinde düşünebilirsiniz. Peki kimyasal çözünmede dedim ya, magnezyum katısını tuttum, suyun içerisine attım. Magnezyum hidroksit ve hidrojen gazı. Bir dakika. Hocam bu ne Allah aşkına? Yepyeni maddeler. Bunlardan geri mesela suyu buharlaştırsam geri bunu elde eder mi? İmkanı yok. Gitti artık. Niye? Yapıyı bozdun. Ya da aşağıya gelin, magnezyum metalini HCl çözeltisinin içerisine attım. Çözüldü mü? Çözüldü. Nasıl yani? Metal asit tepkimesi oldu. Magnezyum klorun yanında kim çıktı? Hidrojen gazı. Hocam yapısı bozuldu. İşte bu bir kimyasal çözünme. Mesela karbondioksit gazını suyun içerisine bastılar gençler. Basınca ne oldu? Karbonik asite döndü. Ne oldu arkadaşlar? Çözüldü. Geri eski haline döner mi? Dönmez. Gitti artık. Anlaştık mı? Yani bizim yaptığımız etkinlikler geri eski haline döndürebiliyorsam fiziksel, döndüremiyorsam da kimyasal çözüm olarak isimlendirmiş olacağız. Peki. Hocam bunlara bir örnek verelim. Şimdi birkaç tane madde verdim arkadaşlar. Çözünür çözünmez ve etkileşim türünden bir bahsedelim. Su ve naceli nasıl inceleyeceksiniz biliyor musunuz? Suyu artık aşağı yukarı biliyorsunuz ama gene de bir yapısını şöyle çizeyim. Suyun şöyle bir yapısı vardı arkadaşlar. Hidrojen diyorduk. Merkez atomunun iki tane ortaklaşmamış elektron çifti duruyordu. Bu nasıl bir yapıydı? Copasan yedi grubu kendi arasındaysa. Yani copasan deyince şunlar gelecek mi? Copasan ve yedi. Yeda kimdi gençler? Flor, klorun burnunu ısırdı. Gençler özür diliyorum, bir şey unutmuşuz.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demek ki Hasan andık, Hasan arıyor şu anda. Şimdi gençler, devam ettiğimizde. Ameteller ya, ameteller kendi arasında nasıl bileşik oluşturacaklar? Kovalent bağlı bileşik oluşturacaklar. Hocam bu kovalent, o zaman iki seçeneğim var. Polar ya da apolar. Merkez atomla ortaklaşmış varsa kimdi? Polardı. Arkadaşlar artık bunu o kadar çok kullanacağız ki suyun polar olduğunu sakın unutmayın. Bu hani kalıplaşmış bir cümle haline gelsin size. Su polardır, su polardır. Çünkü çok çıkacak karşımıza. Peki yanında, aa hocam, Coppasan 7A dışında bir tane element varsa bu neydi? İyonik bağlı bileşikti. Polar maddeler, iyonikleri çözme yeteneği var mıydı? Vardı. Zaten iyonikler bir tek polarda çözünürdü. O zaman buradaki işlem gerçekleşir. Hangi etkileşimle? İyon, polara ne demiştik? Dipol. O zaman iyon dipol etkileşimini kurdu. Bunlar neymiş arkadaşlar? Hocam, iyon dipol etkileşimini kurmuş oldu diyeceğiz. Peki geldim buraya. Karbon tetraklorürle iyotu çözmeye çalışıyorum. Karbon tetraklorür, bak Coppasan 7A grubu kendi arasında. Karbona 4 tane aynı grup bağlanmışsa burası nedir? Apolar bir yapıdır. İyot nerede? Hocam ıstırdıdaki iyot oldu. E burası da ne olacak arkadaşlar? Aynı atom kendisiyle eşleştiyse zaten apolar. Apolarlar birbiri arasında çözülür mü? Tabii ki çözülür diyeceğiz. Peki hangi etkileşimi kullanacak? Dikkat et, apolar apolar. Yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Veya kısaca biz buna ne diyorduk? London etkileşimi şeklinde karşımıza getiriyorduk. Devam ediyorum. Hocam H2O. H2O nedir? Polar bir bileşiktir. I2 nedir? Hocam apolar bir bileşiktir. Polar ve apolar arasında bir etkileşim kuvveti göstereceğim mi? Göstereceğim. Peki nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Birbiri içerisinde çözülür mü? Çözülmez. Peki çözülmüyorsa ne diyeceğim? Herhangi bir şey olmadı. Zayıf etkileşim kuvveti, eski kitaplarda şunu söyleyecekler. Polara dipol, buraya indüklenmiş dipol diyoruz ya, bazı kitaplarda göreceksin. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimi diyecek bazı kitaplarda. Ama şu anda müfredatınız kaldırdı. Yani buradan bahsetmiyoruz size. Bahsetmediğiniz için etkileşim kuvvetini de yok olarak algılayacağız. Tamam. Sadece eski kaynaklarda, yani 2018 öncesindeki bir kaynağı gördüysen buraya polar indüklenmiş dipol, pardon, dipol indüklenmiş dipol diyecek ama günümüzde yok. Geldim buraya. Hocam karbon ve hidrojen sadece kendi arasında birleştiyse burası neydi? Apolar bir yapıydı. Peki 3 farklı metal atomu gördüysen bu neydi arkadaşlar? Polar bir yapıydı. Apolar polarda çözülüyor mu? Çözülmüyor demiştik. Etkileşim kuvveti yok demiştik. Tamam mı? Hocam hidrojen bağı yapar mı? Etkileşim yok ki nasıl hidrojen bağı yapsın? Hidrojen bağı için ikisinin de zaten polar olması gerekiyor. Birinci şart bu. Geldim aşağıya. Burası ne? NH3. Hocam polar bir yapı. Burası ne? HV. Bu da polar. Şimdi beni çok dikkatli dinleyin. İki yapıda hidrojen bağı var mı yok mu nasıl inceleyeceğim? Fon grubu, evet hocam, fona bağlı hidrojen, çok güzel. Fon, hidrojen, fondan bir taneye gittiyse, hocam burada hidrojen bağı vardır. Bak şartı duydun mu? Fon, hidrojen, fondan birine gitti. Hidrojen bağı var. Mesela yukarıdakine bak. Hocam fon var, hidrojen var. Fondan biri var mı? Klor, oksijen, azot yok. O zaman hidrojen bağı yok. Tamam? Ama burada fon, hidrojen, fon üçlüsünü sağlarsan hidrojen bağını yaparsın diyoruz. O halde çözünür mü? Tabii ki çözünür. Hangi etkileşim kuvvetiyle? Hidrojen bağıyla. Hocam burası hidrojen bağı. Birçoğunuz şunu söyledi. İyi de hocam ben buraya dipol dipol dedim, o yanlış mı? Muhtemelen bunu soruyorsunuz. Yanlış değil ama şunu söylerse yanlış. Etkin çekim kuvveti derse yanlış. Etkin çekim kuvveti en güçlü olandır. Hidrojen bağıdır. Ama burası dipol dipol etkileşimini içerir mi derse doğru. Bir problem yok. Niye? Hidrojen bağını içeriyor. Dipol dipol içeriyor. London çekim kuvvetlerini içeriyordu. Ama etkin çekim kuvveti derse doğrudan kimi işaretlemek zorundasın? Hidrojen bağını işaretlemek zorundasın. Geldim aşağıya. HCl. Hocam bu ne? Polar. HBr. Bu ne? Hocam bu da polar. İki polar molekül birbiri içerisindeki çözünme olayı. Peki çözünme gerçekleşir mi? Tabii ki gerçekleşir diyeceksin. Polar polar arasında neyi göreceksin? Dipol dipol etkileşimini görmüş olacaksın. O halde buraya ne diyorum ben? Dipol dipol etkileşim şeklinde getirmiş olacağız. Devam ediyorum. Bak. Burası sanki buraya bağlı gibi de burası farklı gençler. Yani şöyle şu molekülü bu molekül arasında. Geldim buraya. 3 farklı metal atom varsa bu nedir? Polardır. Hocam sadece karbon hidrojense apolar. Polar apoları çözebiliyor muydu? Çözemiyordu. O zaman çözünme etkileşimi olmadı, herhangi bir etkileşim görmediğim diyeceksin. Devam ediyorum. Karbona 4 tane aynı grup bağlıysa burası neydi? Apolar. H2 kükürt arkadaşlar oksijenin altındadır. Yani 6A grubudur. H2O gibi düşünün. Bu da neymiş o zaman? Polarmış.
Apolar polarda çözünür mü? Çözünmez. Gitti. Herhangi bir etkileşim olmaz. Gitti. Tamam. Peki. Geldim. H2O dediğimiz yapı bu neydi? Artık tanıyorduk. Bunu görünce polar diyorduk. 3 farklı metal atomu. Hocam bu da polar. Birbiri içerisinde çok tatlı bir şekilde çözersin. Geldik şimdi asıl soruya. Hidrojen bağ yeteneği var mı? Hocam fon, hidrojen, gittim fon. Fon, hidrojen, fon etkileşimini görürsen. Bu neydi? Hidrojen bağıydı. O zaman bunun etkin çekim kuvveti kimmiş arkadaşlar? Hidrojen bağı şeklinde karşımıza gelecekmiş. Devam ediyorum. Hocam 3 farklı metal atomu bu nedir? Polar. I2 nedir? Apolar. Polar apoları çözebiliyor mu? Çözemiyor demiştik. Yani buraya çarpıyı koydum. Gittim buraya da çarpıyı koydum. Mevzu böyle. Şimdi bazılarınız eğer ki şunu yaşıyorsa hocam iyi de ben baktığımda polar apolar anlamıyorum. Niye söylemediniz? Niye anlatmadınız derseniz dur. Burada durduruyorsun. Doğruca kimyasal türler arası etkileşimlere geçiyorsun. Yani TYT'de buranın nasıl açılacağını çok detaylı bir şekilde anlattım. Örnekler yaptım, tekrar şekillendirdim. Orada iyice öğreneceksin, ondan sonra buraya geleceksin. Yani aa hocam bunları ben bakınca tanımıyorum diyorsan doğruca TYT'deki kimyasal türler arası etkileşimlere gidiyorsun. Orayı bir kez daha çalışıyorsun, daha sonra kaldığımız yerden devam ediyorsun. Anlaştık mı? Yani buranın ilerleme şeklini böyle yapmamız gerekiyor. Peki şimdi iki tane soruyla bir karşılaşalım. Diyecek bize. Şekildeki gibi yukarıda bir etkileşim olmak. Ne demiş ha? Bir, XB, YA katısının suda çözünmesi sırasında şekildeki gibi etkileşimler oluyor demiş. Zaten şunlar şöyle ne yapmış? Bak çapraz gitmiş. Yani X artı A gelmiş. Y'nin üzerine eksi B şeklinde gelmiş. Bu ne demektir arkadaşlar? İyonik bağlı bir bileşik. Çünkü çapraz götürmüşüm. Çapraz geri getirmişim bu bileşiği. Peki. Diyor ki X A artı ve YB eksi arasında elektrostatik çekim kuvveti vardır. Anyon ve katyon arasında nasıl birleşiyordu? Elektrostatik çekim kuvvetiyle iyonik bağlı bileşikleri oluşturuyorduk. Yani doğru bir ifade. Peki XA artı ile su molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi gerçekleşir. Hocam bu ne? İyon. Peki su molekülleri ne? Bak kırmızı olan oksijen atomu, mavi olan hidrojen atomuymuş. Bu da su molekülü. Suya biz polar demedik mi? Peki iyon ve polar arasında hangi etkileşim vardı? İyon dipol vardı. Bu ne demiş? Dipol dipol. Polar değil ki bu. Dipol diyesin. O yüzden burası yalan bir ifade oldu. Hidratlaşma olayı gerçekleşmiştir. Kimin içinde çözdüm arkadaşlar bunu? Suyun. Su içinde çözersem hidratlaşma, su dışında çözersem solvataşma ya da solvatasyon diyorduk. O zaman burası doğru bir ifade. Hangisini doğru demiş? 1 ve 3 yani C seçeneği şeklinde karşımıza gelecek gençlik. Peki devam edelim şöyle. Başka bir örnek soru. Yukarıda iki tane şekil göstermiş. Şekilde iyot katısını karbon tetra benzenin içerisine atmış. Bir de iyot katısını karbon tetraklorür sıvısının içerisine atmış. Sonra demiş ki yukarıdaki kapların birincisinde benzen, ikincisinde kimin karbon tetraklorürün içerisine iyot katılarını atıyorum. İkisini de aynı maddeye atmışım. Şimdi ilk şunu söyleyeyim. İyot katısı nasıl bir bileşik? Apolar değil mi? Hocam burası apolar. Peki sadece karbon ve hidrojen içeren nedir? Burası apolar. Aa hocam bunlar birbiri içerisinde o zaman çözünür. Hangi etkileşimi kurar? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol ya da kısaca London demiştik. Geldim buraya. Burası ne? Hocam aynısı apolar demiştik. Peki karbon tetraklorür. Karbona 4 tane aynı grup bağlıysa apolar şeklinde buraya da getirdim. Tamam bu ikisi cepte. O zaman bu bununla çözülür mü? Gene çözülür. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hangi etkileşim? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London etkileşimiyle çözüldü. O halde diyor ki birinci kapta hidratasyon olayı gerçekleşmiştir. Nerede su? Yok. Benim suda çözmem lazım hidratasyon için. O zaman burası yanlış oldu. Gitti. İkinci kapta çözünmeyi London kuvvetleri sağlar. İkinci kapta kime attım? İyot katısına attım. Çözünmeyi hangi kuvvetlerin sağladığını bekleyeceğim arkadaşlar? London. Niye? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Yani apolarlar arasındaydı. Doğru dedim. Her iki çözünme olayında da iyot atomları arasındaki bağlar kopar. İkisinde de ne yaptık? İyotlar arasındaki bağları koparttık değil mi? Yani burasına da tiki attık mı? Atamaz. Niye? Atomlar arasındaki bağı kopartırsan bu bir kimyasal değişimdir. Burada arkadaşlar fiziksel bir çözünmeden bahsediyorsun. Zaten London etkileşimi çok zayıf bir etkileşimdir. London'daki kimyasalı göremezsin. İkisinde ne diyorsun? London etkileşimi olur. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Bunlar zayıf çekim kuvvetleridir. Bunda atomlar arasındakini kırmadın. Moleküller arasındakini kırdın. Buraya dikkat edin. Biz şöyle yapmadık. Bak, iyot atomlarını şöyle göstereyim. 7A grubunda olduğu için şöyle geldi. Aynı şekilde bir tane daha 7A grubuna getirdim. Böyle geldi. Biz şu aradakini kırmadık. Bunun şuradaki moleküller arasındaki etkileşim kuvvetini kırdık. Tamam mı?
Atomlar arasındaki kimyasal değişim, moleküller arasındaki fiziksel çünkü. Burada sadece zayıf bir kuvvet uyguladığın için fiziksel değişti. O zaman orası yalan oldu. Hangisi doğru çıktı? Yalnızca 2. Yani cevabımız Bolivya olarak karşımıza gelecek. Evet gençler. Buraya kadar çözümü türlerini ve etkileşim çeşitlerini inceledik. Dipoller, hidrojen bağları ya da iyonik bağlı bileşikleri keşfetmekte tekrar söyleyeyim zorlanıyorsan TYT'deki kimyasal türler arasında etkileşimlere geçiyorsun. Bundan sonraki konumuz ne arkadaşlar? Derişim birimlerine geçiyoruz. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.